bir keri silkeleme operasyonunun içinde olduğumuzu söylüyorsunuz. Ama yanı sıra uzun vadede yine borsa yatırımında tavsiye eden birisiniz. Evet. Biz şimdi bu seçeneklerden hangisini uygulayacağız? Hızlı hızlı gidiyor. Şişirilmiş bir balon Balon oluyor, oluyor yani. Oluyor 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 ve sonra bir patlıyor. Patladıktan sonra bir günde yüzde %40 gidiyor ve insanların servetleri, paraları gidiyor, canları yanıyor. Abi şu kağıt var, alalım mı? Kardeşim bu kağıt çok güzel bir kağıt, müthiş bir kağıt, doğru. Ama bu kağıt bundan 2 yıl önce 2 liraydı. Şimdi sen 100 liraya alayım mı diye soruyorsun. Ne oldu altın dediler aldık. Ha. Şimdi ama söyleyin doğrusunu anlatın. Hala fırsat var mı ev almak için? Vallahi cebinizde bir para var. 150 bin lira paranız var. Siz eğer onlar Etiler'de ya da Nişantaşı'nda ya da İstanbul'un herhangi bir yerinde hayalinizdeki ev almaya beklerseniz çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Bir zirve görecek yine doğru her mu Her zaman her zaman bakın her zaman. Altın her için de geçerli, var. gümüş için de geçerli. Bir tarih verebiliyor muyuz buna? Vallahi ben şöyle söylüyorum. Efendim merhabalar kendisi bir kere daha bizimle Büyük İşler Küçük Özgürlükler kitabını yazdı ki bir önceki röportajımıza epey bir ilgi gösterdiniz teşekkür ediyoruz. Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran bizimle. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar tekrardan. Hala okumayan varsa alın okuyun yani hem kendileri için gelecekleri için çoluklarının çocuklarının geleceği için bu kitabı okumaları şart niye? E, çünkü dünyada en önemli şey sağlık. Sağlıktan sonra önemli şey para. Ekonomik özgürlük en önemli şey. Özellikle günümüz dünyasında bu özgürlüğümüzü kazanırsak istediğimiz her şeyi çok rahat yapabiliriz. Bu kitapta size nasıl zengin olacağınızı değil ama nasıl ekonomik özgürlüğe, finansal özgürlüğe kavuşacağınızı anlatıyor. E, bunu da nasıl anlatıyor derseniz işte daha önce de söylediğim gibi bu işte başarılı olmuş insanları yıllarca gözlemledim. Her ülkedeki, her ırktaki, her dine mensup insanları gözlemledim ve standart 40-50'ye yakın davranış patane davranış kalıbı var bunların. Bunları biz de uygularsak biz de sonuca erişiriz dedim ve ben bunu kendim hayatımda uyguladım ve bunu uygulama sonunda da ben 36 37 yaşlarında kendim finansal, finansal özgürlüğümü, özgürlüğünü kazandım. Evet, evet kazandım. O yüzden de e, sabah artık erkenden kalkmıyorum. İstediğim saatte kalkıyorum. İstediğim gibi çalışıyorum. Bunun da yolu bu kitapta ki maddeleri uygulamak. Bunları ben keşfetmedim. Bunu zaten yapanlardan öğrendim. Merak edenler için bir kere daha göstereyim. Para kazanmanın unutulmuş sırları küçük işler, büyük özgürlükler Mert Başaran. Şimdi gelelim bugünün konularına. Önce en güncelle başlayalım mı? Tabii ki. Mert Bey borsada neler oluyor? Yani benim bildiğim, şimdi siz sosyal medyada birkaç gündür ciddi uyarılar yapıyorsunuz. Da. Aslında uzun zamandır evet. uyarılarda bulunuyorsunuz. Bir kere silkeleme operasyonunun içinde olduğumuzu söylüyorsunuz. Ama yanı sıra... Uzun vadede yine borsa yatırımında tavsiye eden birisiniz. Evet. Biz şimdi bu seçeneklerden hangisini uygulayacağız? Şimdi elma ile armudu ayırmamız lazım. Borsa aslında çok karlı bir şeydir. Tutarsanız çok para kazanırsınız. Servet yaparsınız. Çünkü şirkete ortak oluyorsunuz. Fakat bizim ülkemiz insanlarımız sıcakkanlı olduğu için ve kolay para kazanmayı da sevdiğimiz için hızlı hareket etmeyi sevdiğimiz için kitapta da anlattığım üzere çok fazla buna maalesef kötü bir tabirdir, borsacı tabirdir. Keri silkeleme denen operasyonlara maruz kalıyoruz. Şu an olan bu mu? Evet oluyor. Bu sürekli olan bir şeydir. Ama bu dönem biraz daha da arttı. Özellikle geçen bundan 3-4 ay önce bu bankalarla oldu. İnanılmaz şekilde bankalar acayip arttı, 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 arttı. Bir anda üçe katladı sonra bir anda yarıya düştü. Bir sürü insan servetini, parasını, yarısını kaybetti. Şu an yine aynı şekilde belli hisselerde. Hisseleri birebir isimlerini vermek istemiyorum. Çünkü çok tepki Biliyor çekiyor. Herkes Biliyor herkes herkes çünkü çok tepki çekiyor. Çünkü o hisselerin de fanatikleri var. Ee, ama belli hisselerde inanılmaz şekilde aşırı değer yapıldı. Aşırı fiyatlar şişirildi. ve aşırı fiyatlar şişik fiyattan da insanlar atlayınca tepede çok ciddi para kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla borsa çok mantıklı bir şeydir. Ama doğru fiyattan alırsanız, ucuzken alırsanız. Yani iki yıl önce ben sosyal medya bakanları ben takip edenler görecekler. Endeks o zaman... 900'lerdeydi. Yani şu ankinin te biriydi. Ben paylaşımlarım hala duruyor. Buralardan endeks bazı iyi şirketleri alın. Özellikle bir bireysel emeklilikteki paranızı bireysel emeklilikteki hisse fonlarına koyun. Uzun vadede çok güzel kazanırsınız. Çünkü Türkiye borsası tarihin en düşük yerindeydi. Buraya kadar doğru. Orada alanlarda çok güzel kazandı. Ama öyle batık şirketler ya da bunlara zombi şirketler diyoruz. İçleri çok iyi değil. Kötü durumdalar. Hı hı. Çok iyi finansal durumları yok. Maalesef bu tabir de var. Zombi şirketler. Bu zombi şirketler e, inanılmaz şekilde hızlı sermaye esnazı olduğu için hızlı hareketler yapıyor. Yani her gün yüzde on, her gün yüzde on, her gün yüz don gidiyor. E bunun da gidiyor insanların. yani gidip de büyük global bir koç grubu şirketi veya ne bileyim dev bir şirket bir ayda ya da bir haftada ya da bir günde %10 don getirmezken bunlar bir günde getiriyorlar. Şimdi insanlar da diyor ki ya ben senin dediğin o tükraşmış koç koldingmiş alacağımıza biz Hüseyin hissin tekstili alalım her gün %10 gidiyor ama onun altyapısı yok ve ne oluyor bu bitcoin gibi hızlı hızlı gidiyor şişirilmiş bir balon Balon oluyor yani. oluyor 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 sonra bir patlıyor patladıktan sonra bir günde %30 %40 gidiyor ve insanların servetleri paraları gidiyor canları yanıyor buna işte bu dediğim kelesi silkeleme kitapta da bunu anlattım ben bunları 14 yaşındayken yaşadım 14 yaşında bir spekülatörün hmm. akrabamız vardı işte oradan öğrendiğim bazı şeyler yani gidiyor şişiyor şişiyor sonra takır takır düşüyor. Mert Başar'ın çok önemli bir cümlesi var kitapta borsa ile ilgili bölümde. Diyor ki bugüne kadar yıllardır hep şunu gördüm. Tüyo şekline gelen haberlerin yüzde 99'u sahte çıkar evet, diyor. Evet, evet olay şöyle oluyor ben onu anlatayım. bunu çok küçük yaşta öğrenmek çok büyük bir tecrübe oldu. Kitapta da anlatıyorum 14 yaşında çok ünlü bir spekülatörün yeğeni bana bir tüyo veriyor. O çocuğuz o zaman diyor ki şu ise çok gidecek diyor. Biz de o hisseyi grafiklerine bakmadan bakın grafikler çok önemli. Ne kadar gitmiş bakmadan atlıyoruz alıyoruz. Meğerse kağıt 2 liradan 200 liralara kadar çıkmış zaten. Biz de arkadaşımız diyoruz alıyoruz. Sonra o kağıt 200 liradan takır 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 bir düşüyor. Biz panik halinde arıyoruz ya arkadaşımı arıyorum diyorum X arkadaşım. Ya ne oldu bu kağıt niye sorsana bizim akrabanızı kendi akrabanı arıyor akrabasına. Akrabası diyor ki ya bir anda satmak zorunda kaldım kusura bakma, sattım gitti. E ne oldu bizim paranın yarısı gitti. Dolayısıyla bu tiyolar genelde şöyle olur. Küçük bu coinlerde de olur. Bunu hı hı maalesef hepsi. Elon Musk da zamanında yaptı. Ee, Borsalarda da olur. Bir şirket küçükken, ucuzken 2 lira 3 lirayken. Bu aynı şekilde arsa piyasasında da olur. Ee, 2 lira 3 lirayken, kimsenin haberi yokken toplarlar. Ferda Hanım. Topladıktan sonra şirket yavaş, yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlar. Toplandıktan sonra sizin haberiniz bile olmaz. Bir kağıt var 2 liradan. Yani bitcoin'i 1 lirayken kimsenin haberi var mıydı? 1 dolarken yoktu. Bu kağıtlarda da kimse bakmaz. Sonra 2 liradan 10 liralara, 20 liralara, 50 liralara çıkar başlarsınız gazetelerde haberler görmeye. Süper yatırım yapıyor. İşte uçacak, kaçacak, uzaya gidecek, müthiş olacak. Sonra sosyal medya fenomenleri şimdi çıktı onlar. Eskiden bizim zamanımızda yoktu. Sosyal medya fenomenleri veya Twitter'da fake hesaplar veya işte bot hesaplardan işte uçacak, gidecek, daha da artacak, bir milyon olacak, şu kadar yatırım alıyor diye haberler gelir. Bu sefer en tehlikeli faz geliyor. Hiç bu işi bilmeyenler ben onlara tüpçü, sütçü, horçu diyorum. Kimseyi küçümsemek için değil. Hani anlaşılsın diye. Hiç anlamayanlar arayıp başlıyorlar beni. Abi şu kağıt var. Alalım mı kardeşim? Bu kağıt çok güzel bir kağıt. Müthiş bir kağıt. Doğru. Ama bu kağıt bundan 2 yıl önce 2 liraydı. Şimdi sen 100 liraya alayım mı diye soruyorsun. Niye şimdi soruyorsun? Niye o zaman sormadın? Çünkü o zaman haberin yoktu. Bütün medya bunu pompalamaya başladı mı? Siz de gidiyorsunuz. 100 liradan 105 liradan alıyorsunuz. Veya daha da kötü bir şey söyleyeceğim. 100 liradan biz uyarıyoruz bu ekonomiyi bilenler, bu işte yaşayanlar zamanında. Çünkü derler ya benim bir kulağımın arkası kaldı. Zamanında ben bunların hepsini yaşadım. Ondan sonra biz almayın çok tehlikeli ederiz. Bu arada siz dedikçe de gitmeye devam eder. Bu sefer de 125 olur. O arkadaşların yazar. Ya sen dinledim almadın. Bak hala gidiyor. Sen bu işi bilmiyorsun derler. Çünkü tam nerede boşaltacağını spekülatör de bilmez. Tam alıcı geldiğinde boşaltırlar onlar. Sonra 125 olur. 130 olur. 132 olur. Herkes atlamaya başlar. Spekülatör der ki of herkes geldi artık. O bütün medyayı okuyanlar, gazeteyi okuyanlar, sosyal medyayı okuyanlar. Atlar. Bunlar bütün malı boşaltırlar. Tam alıcı geldiğinde ondan sonra takır 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 yarı fiyata düşer ve insanların servetleri gider. Aslında borsa kötü değildir. Borsa çok, çok güzel. Bir Yani şu an bunu dinleyen biri. Hı. E, Mert Bey o zaman bu söylediklerinizden sonra biz borsadan uzak duralım mı diye size sorabilir. Ben şöyle diyorum. E, durmasınlar ama çok tedbirli ve çok akıllıca baksınlar. İlk önce grafiklere baksınlar. Bir kere diyor otuyorlar annenizden babanızdan kardeşinizden gelse bile önemsemeyin. Kesinlikle ya benim en yakın arkadaşımdan gelen tüyonun sonucunu size anlattım. Yani bu geçenlerde iki yıl önce de geldi. İki, iki buçuk yıl önce de şöyle ben yine bunu kitapta anlatıyorum. İki buçuk yıl önce falan e, yine böyle çok siyasette güçlü olan bir arkadaşım. Aradı beni ya dedi yine ünlü bir siyasetçinin danışmanından bir tüyo geldi dedi. Kağıdın değeri 150 lira. Bir baktım kağıt süper kağıt tekrar söylüyorum. Ama kağıt 10 liralardan çıkmış. Öyle bir isim de veriyor ki o ismin önünde önünüzü iyiliklersiniz. O diyorsa bu tüyoyu doğrudur diyorsun yani çok sağlam bir insan. Ondan sonra abi diyorum bak emin misin bu tüyoyu bu adam vermez. Bu kadar büyük hata yapmaz. Yok yok eminim en yakın adamı bana söyledi. Sonra tabii ben, de, ben inanmıyorum buna çok artmış dedim. Sahiden yine takır 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 düştü. Daha öyle inandırlar. Yani şey demezler. Mert Başaran bu tüyü veriyor demezler. Çok ünlü bir siyasetçiden geldi. Çok ünlü bir banka genel müdüründen geldi. Çok ünlü bir... Ya bu ne kadar yalancı bir dünya Evet, ya. evet, evet. Ama ya, ya budur yani hayat böyle bir şey. Maalesef bunlara tedbirli olmak lazım. Bu yıllardan beri bu ilk değil. 1929 buğranda da böyle olmuş. E, hatta 1929 buğranını anlayıp da borsada parasını satıp çok büyük servet yapan adam kurtaran kendi adama sormuşlar. Nasıl anladın? ayakkabı boyacım bile bana hisse senedi alayım mı diye sorduğunda ben kaçmak gerektiğini anladım diyor. Dolayısıyla en büyük kriter odur. Kimse konuşmazken alacaksınız. Yani şu an kimse coin konuşuyor mu? Konuşmuyor. Kimse atıyorum bilmem ne O zaman korkmayacaksınız ama ne zaman birileri konuşuyor? Benim şu o yüzden telefonum şeydir. E, uyarıcıdır. Ya Ben bir telefonda mesela bundan 4 yıl önce de ismini veremem. Devlete ait çok büyük bir şirketle ilgili acayip mesajlar aldım. Abi alınır mı abi alınır mı eyvah diyorum. Herkes bunu demeye başladığında kağıt zirvede zaten bir bakıyorsunuz zirvede. Herkes konuşurken zirvededir dipteyken de kimse konuşmaz. Şu an o şirkette kimse konuşmuyor mesela. Konuşmazken alacaksınız. Dipte bir şey mi almak lazım? Evet Ferda Hanım olayın mantığı şu bir şey çok yukarıdan iyi bir şirket ama bak batık şirketlerden bahsetmiyorum. Yani bir, Bu Türk Hava Yolları'dır Koç Holding'dir ve batık arka köklü olmayan köklü böyle. batık olmayan ak karlı güzel temeli güzel bir şirket çok çıkmış ve sonra düşmüş. Yani çok çıkmayan bir şey düştükten sonra siz orada onun yataya girdiğini görüyorsunuz. bunun için teknik analiz çok önemli teknik analiz diye bir bilim var bilim var ona incelesinler araştırsınlar grafiklerine bakacaksınız yani bir şey 100 liradan düşmüş 50 liraya ve orada yatay gidiyor ve şirket güzel bir şirket yatay gidiyor orada malı topluyorlar demektir. Orada küçük küçük benim bir sözüm var düşenin dostu olacaksınız düşenin dostu olacaksınız yani altın mesela altın için söylüyorum 2070 dolarlara çıkmış e oradan 1600 liraya gelmiş burada yavaş yavaş hep geçen programlarda söylüyorum gram altınları yavaş yavaş toplayın diyorum. 2070'ken herkes alıyordu. Niye şimdi almıyor? Hah, şimdi. 200070'de kuyruk oluyordu kuyumcular. Ferda Hanım. Şimdi niye yoklar? E, bazen yayınlarımızda da bunu sizler tavsiye ettiğiniz için izleyicilerden şöyle bir stand-up. Kardeşim bak ne oldu altın dediler aldık. Bakın. Şimdi ama söyleyin doğrusunu anlatın. Doğru e, şu. Hala ucuz alın diyor. Bakın Mert şimdi başaran. Yalnız bakın yalnız söylemiyorum. Evet, evet doğru şöyle. bakın şimdi şu şu, şu mantığı şu bir kez. Kısa vadede Günlük al sat yaparak para kazanılmaz. Bunu anlatıyorum zaten. Orada sadece aracı kurumlar kazanır. Siz paranızı kaybedersiniz. Sabır Sabır. Tekkiyi bekleyen çorbayı içer. <laughs> Çok güzel bir söz var. Tekkiyi bekleyen çorba içer. Borsada da geçerlidir bu. Warren Buffett aptal mı? Yıllarca hisseleri toplayarak para kazanıyor. Bakın. Olayın mantığı şu. Bir şey tepeden düştü diyelim. Mesela altın 2070'ten. Ben 2070'ten alın demedim. Orada satın diyorum. Çok pahalı çünkü. Ama 1600'e düştüğünde orada yatay durumda düşerken giderken yavaş yavaş toplayacaksınız. Bu bir günde değil ama her ay küçük küçük toplayacaksınız. Hatta biz şöyle bu işi bilenler şöyle der. İnşallah bir 6 ay daha gitmez ki daha de. 6 ay daha toplarım diye düşünüyor. Çünkü orada spekülatör de mal topluyor. Topluyor, beziyorsunuz, sıkılıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. O sizin takip edenler, bu YouTube'u her ay takip edenler. Ya bak aldı gitmedi, aldı gitmedi diyecekler. İşte o ne kadar büyük patlayacağını gösteriyor. Ne kadar insan sıkılır satarsa o kadar büyük patlıyor bunlar. Yani bir zirve görecek yine doğru her mu Her zaman her zaman bakın her zaman altın hmm. içinde geçerli gümüş içinde geçerli. Bir tarih verebiliyor muyuz? Valla ben şöyle değil? söylüyorum şu an dip, tepeden dibe geldiği için dipte de yatay olduğu için yaklaşık 6 ay bir yıl içinde tekrardan 1800-1900 onsları görme ihtimali çok yüksek. Gümüşte de aynı şekilde 18-19 dolarları gördü. Şu an 21 civarında yine oraları görürse yavaş yavaş 24-25'leri görebilir. Dolar bazı %20'leri var. Başka bir tüyo vereyim mesela yurt dışı. Türkiye borsası çok arttı ama yurt dışı borsası. E, yurt dışı borsası da mesela Amerikan borsası Nasdaq çok düştü. 16.000 endeksi gördü. Şu an 10700 bin civarlarında. Yine aynı şekilde 6 ay bir yıl yatay kalacak. Ertesi gün gidecek olsa zaten herkes kazanır. Bakın yine varın Buffett'ın bir lafı var. Herkes zaten alırsa her gün kazanırsa zaten bu işte kimse kazanamaz. kazanamaz Burada mühim olan duracak sizi bezdirecek. Mesela Nasdaq da 6 ay 7 ay duracak. Bir yıl duracak. Bir yıl 2 yıl sonra patlayacak. Mesela Türk borsası için de ben 2 yıl önce söylerken 2 yıl boyunca söyledikten 1 yıl boyunca çok fazla gitmedi. Herkese ki Mert Bey gitmedi gitmedi. Şimdi o dediklerimin hepsi mi? diyor ki Mert Bey nasıl bildiniz? Instagram ve YouTube'umda yazı şey Twitter'ımda görecekler. Hangi tarihte demişim? Bakın ben buradan alıyorum demişim. Aynı şekilde konut fiyatları hiç fark yok Ferda Hanım. 4 yıl 5 yıl boyunca konut fiyatları hiç artmadı. Herkese ki bu konut artık çöp oldu. Konut para evet. yapmıyor. Ben her ay Gittim müşterilerime belli bölgelerde 100 bin liralara bir artı sıfır özellikle belli bölgelerde Beylikdüzü'nde ve Kurtköy taraflarında 100 bin liralara ev aldırdım. Onu da paylaştım. 5 yıl boyunca 4 yıl boyunca yatay gitti 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 sonra bir patladı şimdi aynı ev 1 milyon oldu. Bu işin sistemi aynı Ferda Hanım. Bir günde yani yarın sabah olmayacak. Bir şey düştüyse tam alım zamanı. Alım zamandır olur. ve orada yavaş yavaş to to toplayacaksınız. Buna toplama denir. Toplayacaksınız. Her evet. ay küçük küçük. Yani ben şuna bakarım. Bu ay ne düşük kardeşim? Altın mı düşük? Bu ay altın alırım. Bu ay gümüş mü düşük? Gümüş alırım. Nazlak mı yüksek? Düşük. Onu alırım. Türk borsası yükseldi mi? Biraz oradan kaçarım. Düştüğü yerde alırım. Sonra çıkınca onu satarım. Öbür düşüğe geçerim. Ama bu yarın sabah olacak diye bir şey değil. Bu kadar kısa vadede kimse bunu bilemez. mi? Müneccim değiliz. Benim dediğim şey yarın sabah olmayacak. Ama ben şunu iddia ediyorum. E sadece burada iddia edeyim. Hani ben dolar 10 lira olacak diye iddia edemem. Ama şunu iddia ediyorum. Nazdak dediğimiz şey Amerikan borsası 16.000'i görmüş. Şu an 10.511'den alan adam Önümüzdeki iki yıl içinde tekrar 16.000'i görecek ve %50 dolar bazı para kazanacak. Türk borsası için de o zaman aynı şey demiştim. Türk borsası dibinde dedim, şu rakamlara gelecek dedim ve geldi. Bir şey dikteyse, çok zor bir şey değil ki bu. Çok basit bir şey ya. Bir şey tepeyi gördüyse, kocaman bir şirket, batık bir şirketten bahsetmiyorum, endekslerden bahsediyorum. Tepeyi gördüyse, o tepeden yarı yarıya düştüyse, siz beklerseniz, o tekkeyi beklerseniz, küçük küçük alırsanız, tekrar orayı görecek. Yani altınla ilgili de mesela, benim yine YouTube'da var, bundan. Bir yıl önce altın bir ara 1000 lirayı görüp de bir 650'ye düştüğünde Hı. herkes panik oldu. Dedim ki arkadaşlar korkmayın. Bekleyin. Bekleyin. Hatta buradan alın yine görecek. Dolayısıyla bir şey en kolay para kazanma yöntemi Ferda Hanım. Bir şey tepeden düşsün. Yani şu an Allah vermesin ama Türk borsası şu an 4500 lira. 2000'e gelsin. Ben yine ne var ne yok satar yine alırım. Çünkü yine 4500'e gelecek. Bu ya, kadar basit. misal ben size şey Ama insanlar bunu yapamıyor. Zahaf meselesi. Kolay değil nefis. Tabii. Nefis şunu istemiyor Ferda Hanım. Bakın hep kitapta da yazıyorum nefisle savaşacaksınız. Şey çok zor geliyor. 4500'den 2000'e düşmüş. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde Mert Başaran diye biri var. Tekrar aynı zirvelere gelecek diyor. Onunla uğraşacağım ama gidelim hemen atlayan böyle tepeye giden kağıdı alırım. Pardon sözünüzü kestim ama bir arkadaşım mesela bir fırsat yer geldi. ve aynı zamanda konutla da ilgileniyorum. Çok fırsat bir konuttu. Dedim ki şu konutu alalım. İzmir'de %50 prim potansiyeli var yaza kadar. Neydi biliyor musunuz bana bakın. Ne borsayı bilir, ne şirket sermayesi bilir, ne teknik analiz bilir. Hisse senetlerini şeye göre alıyor tuttuğu takıma göre alıyor. Logosuna bakıyor ona göre. Böyle bir yanlış anlamayın ama cahilce alıyor. Dedi ki ay diyor ben ne alacağım o evi %50 ben her ay borsada pardon her hafta borsada şu an %10 kazanıyorum. Şimdi böyle bir dönem var. Böyle dönemlerin sonu hep hüsran olur. Ee, buna inanmayanlar 1700'lü yıllarla ilgili girsinler internete lale spekülasyon diye bir spekülasyon var. 1700 yılında bir lale inanılmaz rakamlara ulaşmış. Herkes çünkü tüyo vermiş. O gitmiş almış, o gitmiş almış, o gitmiş almış. Fiyatlar uçmuş gitmiş sonra takır takır düşmüş. Aynı şekilde zamanda Dogecoin diye bir şey. inanılmaz ya. uçtu, inanılmaz uçtu. Elon Musk tweet attı, arabanın camının Dogecoin'den yapacağım dedi. Ne oldu? Yok oldu paralar eridi gitti. Dolayısıyla lütfen ve lütfen ne olur ne olur. Çok zor para bitiriyoruz. Çok zor kazanıyoruz. Özellikle günümüzde şu anda insanlar borsaya inanılmaz bir genç yatırımcı girdi. Hiç girmemiş insanlar. Bakın bizim gibi insanları kandırmaları kolay değil. Çünkü biz küçükken bu hataları yaptık küçük küçük paraları zamanda kaybettik ama daha adam hayatına hiç girmemiş. İlk defa en yakın dostundan bir bitiyor geliyor. Şu X şirketi alacaksın diyor. Adam da güveniyor, alıyor. Ama hop gelen tiyoların bakın %90'ı, 95'i keris silkeleme dediğimiz sizin elinizden parayı almak için yapılan bir üç kağıttır. Sonra paranız yarıya düşer. Aynı o Dogecoin'de olduğu gibi, aynı daha önceki şeylerde olduğu gibi. Sonra diyeceksiniz ki borsa kötü. Borsa kötü değil. Biz aç gözlüyüz. Biz iyi şirketleri dipte değil biz yatırım yapmayı bilmiyoruz. Aynen öyle biz kötü oynuyoruz. Ya şu, şöyle bir şey var mıdır? Ee, Bire yüz veren bir şey yatırım konusunda Aha. var mıdır Mert Bey? Hani sabır sabır dedik, beklemek dedik, düşükken ben bir şöyle şey söyleyeyim. alınır. Ama öyle bir metot söyleyin ki varsa eğer. Var ama, ama var ama sabırlı olmak lazım. Mesela şöyle söyleyeyim ben size. Ee, çok basit internete girsinler baksınlar. 2000'li yıllarda. 2002 yılında diyelim. 2002 yılından bahsedelim. Ben yani 2000 yılında çünkü bütün istatistiklere hakim. 2002 yılında Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Aselsan diyelim, Tüpraş diyelim böyle büyük böyle kallavi şirketler. Bunlar altyapısı çok güzel şirketler. Too big to fail yani batamayacak kadar büyük şirketler. Bunlardan köşeye e, bin, bin lira, iki bin lira yatırsaydınız bugün paranız milyonlarca liraya çıkmıştı. Bin kat artmış bazıları bakın bin kat artmış. Aynı dönemde dolar hani çok arttı. Dolar uçtu diyoruz ya. Dolar 12 kat artmış. Bakın dolar bazı 50-100 kat para kazanırdınız. Şimdi bunları tutanlar var mı? Yok. İnsanlar tutamıyor çünkü. Gidiyoruz biz kumar kağıtlarında günlük al sat yapıyoruz. Hatta buna da borsa oynamak diyoruz. Borsa oynanmaz. Varın Buffett gibi bu işi bilenler asla oynamaz. Tutacaksınız. Bugün yine diyorum bakın. Tüy olarak söylemiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir ama Ford gibi, Tüpraş gibi, Aselsan gibi büyük şirketleri fiyatları böyle yataya geçtiğinde dipte yakalarsanız ya tutarsanız son geçmiş yılda bin kat artmış bunlar. Tekrar söylüyorum bin kat. Sizin gelecekte yine bin kat paranız olur. Yine Biri yüz verir. Veriyor Bir dolar şey bazlı Veriyor vermiş. Evet. Aynı şekilde işte ben yine anlatıyorum. Ben e, iPod alacak paraya Apple hissesi aldım. Yine kitapta anlatıyorum. E, para, e, inanılmaz çok arttı. Ben o sayede ev aldım. Yani doğru şirket alırsanız şirketler yavruluyorlar. Ama bunları çok az insan yapıyor. Bunu bilenler yapıyor. Kitapta var hepsi. Ya bu cümlesi benim mıh gibi aklım da arkadaşlarım iPod alırken ben evet. gittim Apple hissesi aldım ve kazandım e diyor. Tabii e, ev aldım o kazandım. sayede gittim. O sayede bakın o kadar çok arttı ki. Sonra da gittim bir artı sıfır aldım. Bu ev 100 bin liraydı. Onu da o zaman kimse beğenmedi. O evde şimdi bir milyon oldu. Çünkü o zaman da o evi niye beğenmediler? İşte orası 1 artı sıfır, bir artı sıfırları kim alacak da çok küçük onlar da. Ya bakın borsada ve yatırım işinde kazanmanın kuralı benim kitapta yine anlattığım bir tahtravali metaforu var. Herkesin oturduğu yere oturursanız affedersiniz totonuz yere vurur canınız yanar. Karşıda oturacaksınız. Yani bugün herkes bana şunu diyorsa nişantaşında ev al ya da şu hisse seneden al ben onunla ilgilenmem. Ben yeni nişantaşı neresi onu araştırırım. Hmm. Ee, yeni kurt köyü neresi onu araştırırım. Aynı şekilde hisse mi? Şu an mesela atıyorum yeni Tüpraş kim olacak, yeni Pegasus kim olacak onları araştırırım. Mühim olan kimsenin bilemediğini bulmak. Herkes teve teveccüh etmediğinde gitmek lazım. Çünkü herkes teveccüh ettiğinde fiyatlar uçuyor. Ben Bodrum'un Akyarlar diye bir yerinde bir yer almıştım mesela. O zaman o kadar uzak ve o kadar dağbaşıydı ki orası şu an acayip popüler oldu. O zaman kimse gitmek istemiyordu. Burada kim bir şey alır diyorlardı. Dolayısıyla yatırım yaparken doğru yaptığınız en büyük kuralı ne biliyor musunuz? Şunu diyecekler size. Ay o hisse. Ay o şirket, ay o bölge yatırım mı yapılır ay, ya? Ev. Ay o ev. bir artı sıfır ev ha, mi şimdi ya? Şimdi böyle çok güzel bir tüya aldık. Diyor ki Mert Başaran, sizin yaptığınız bir şeye birileri burun kıvırıyor. Ay orada mı oturulur, oradan ev mi alınır, ay o hisse mi diyenler varsa bilin ki o doğru yatırım. Büyük doğrudur. Çünkü bu kadar insan bunu dediği için zaten oraları ucuzdur. Siz ucuz bir şey görebiliyorsanız vizyonunuz vardır. Mesela başka bir örnek vereyim. Yine bir siyasete girmeden söyleyeceğim. Hiçbir siyasi partiye şeyim yok çünkü. Sevgim yok. Yanlış anlaşılsın da istemiyorum. Türkiye'de herkes fanatik. Ama sadece anlaşılsın diye diyor yani baksınlar 1995 yılında bir siyasi partinin lideri e, bir bölge için diyor ki e, bölgeyi de söyleyeyim Sabiha Gökçen yapılırken diyor ki ya burada diyor kuş uçmaz Kurtköy kurt civarı. Kurtköy civarı burada hiçbir şey olmaz bu havalimanını boşa yaptılar. Burası altıl dediler. De, diyorlar ama onun gibi herkes dedi o delirde. Benim akrabalarım dahil dedi. Bin dolar da orada tarlalar bugün aynı tarla milyon dolar oldu. Aynı şekilde yine Türkiye'nin en büyük gazetesi bu yeni havalimanı yapılırken en büyük gazete bak hatta söyleyeyim Hürriyet Gazetesi burada maden yatakları var burası olmayacak hiçbir şey olmayacak kuş e, bölgesi bu kuşlar getiriyor mesela. Hı. Bu havalimanı yapılmayacak dediler 13 liraydı fiyatlar birileri yerleri topladı bugün 1000 lira oldu. Çanakkale Köprüsü yapılırken bu köprü yapılacak yani şunu söylemek istiyorum yine diyorum, siyasetten bağımsız ne olur yanlış anlaşılmasın ee, bir şey ne kadar insan olumsuz bakıyorsa yapılmayacak diyorsa orada o orada kadar bir fırsat, fırsat vardır çünkü yatmışlık herkes konuştuğu zaman da şimdi arıyor orada. beni adam. Çanakkale Köprüsü'nün ayağında yer var mı? Var. Ama 13 lira olan yer 1000 lira oldu. Artık bitti gitti. Herkesin, ben ona deliriyorum. Herkes bir şey zirvedeyken almaya çalışıyor. Bir hisse de zirvedeyken almaya çalışıyor. Ne olur yapmayın. Evler de öyle. Mesela yine ev ile ilgili mesela söyleyeceğim. Ben ilk Türkiye'de bir artı bir alanlardan biriyim. 1999 yılında küçük çocukken Kura'ya katılarak Halkalı'da Tokin evlerinden alıyorum. Bir artı bir evler o zaman Türkiye'ye ilk gelmişti. 47 metrekare ev yapılacak. Babam dahil herkes 47 metrekare ev mi yapıl alınır? Deli misin dedi. Biz gittik evde her gün bizim şeyi ölçüyorduk e, salonu ölçüyorduk kaç metrekare babam böyle devamlı vah vah bir salon kadar ev alıyorsun en iyi çocuk dedi şu an bir artı 1 evi aynı ev. 3-4 milyon ya, parayla alamıyorsunuz ya, ya. sonra bir 2009 yılında 1 artı 0 evler çıktı ilk yine Esenyurt tarafında 1 artı 0 ev ben almaya gittim bu sefer de 17 metrekare Ferda Hanım hala da annelerimiz kabul etmiyor 17 metrekare aldım mesela şu an evler 1 milyon lira oldu o zaman 40 bin liraya aldım evler 17 metrekare ev mi olur dediler hala da bir kesim var olur mu diyor bakın bunlardan sıyrılmamız lazım artık ...herkes böyle diyor diye bakmamız hala lazım. Hala İstanbul'da... Hı. ...Türkiye genelinde konuşabiliriz. Hı. Hala fırsat var mı ev almam için? fırsat her zaman var. Ama tabii zorlaştı. Kolay değil. İstanbul'da artık eskisi kadar kolay değil. Ama İstanbul'un çeperlerinde hala fırsatlar çıkıyor. Geçen 3 ay önce mesela... ...Becideköy'de 350 bin liraya bir yer geldi. Bodrum kat katfalandı. Ve Gayet Değide bir kiraya verildi. 4-5 bin liraya da kiraya verildi. 7 yılda amorti ediyor. Ama... Ama amaya geleceğiz işte bakın. Ama şu var. insanların atladığı bir nokta şu. İnsanlar... Kullanacağı hayal ettiği yerleri almak istiyorlar hı hı. ben geçen bir televizyon programında da söyledim maya için ev alın mayalamayı öğrenin mayalama nedir şu ne demek o mayalama şu bu bizim eskilerin yaptığı bir şeydir babaannelerimizin yaptığı bir şey paranızı mayalayacaksınız nasıl mayalayacaksınız şimdi siz burada e, asgari ücretle çalışan veya asgari ücret değil de işte normal 10 bin lira maaşla çalışan orta düzey bir vatandaşsınız eee. Şu, şu, Türkiye'de yani. mesela insanlar ekonomistler ve Amerika'daki işte yazarlar şunu anlayamıyorlar. E, hatta ben şunu diyorum etilerde pro içerek ekonomi yorumlayanlar diyorum yorumlayanlar diyorum şunu anlayamıyor ya. Türkiye'nin en fakir bölgeleri en sosyoekonomik olarak gariban bölgelerinde bile bir ev bir buçuk iki milyona tık diye alıcı buluyor. Bu para nereden geliyor? Çoğu da krediyle alımadan nasıl geliyor? Şimdi normal çalışarak Ferda Hanım ne siz ne ben bu evleri bu parayı alamayız. Ama insanlar nasıl alıyor derseniz işte çok önemli bir şey var. Eskilerimiz Amerika'da olmayan, Avrupa'da olmayan bir yöntem bulmuşlar. Mayalama yöntemi. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Para nasıl mayalanır? Heh, nasıl mayalıyorlar biliyor musunuz? Bakın anlatayım size. Göle e, yoğurt çalmak onun gibi, bir şey, Onun bu. gibi bir şey ama biraz benzeri. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi adam bir buçuk milyon alacak hali yok. Adam asgari ücretli. E, yeni köyde mesela bir apartman görevlisi. Herkes benim baş tacımdır. E, çok fazla böyle dostum var benim. E, ve onu çok onlardan öğreniyorum. Çünkü hayatın sırrı o insanlarda. Yani adam bir apartman görevlisi olarak veya bir temizlik işçiliği yaparak bir şeyler alıyor. Nasıl alıyorsun diye soruyorum. Aynı yöntemi o maya demiyor başka kelimeyle diyor ki Mert'cim diyor ben geçen diyor gittim diyor. Üç yıl önce diyor. 50 bin lira bir para geldi elime diyor. Gittim onda bir tarla aldım diyor. Mayaladım paramı diyor. Maya demiyor başka bir şey diyor. O param diyor 250 oldu diyor. Sonra diyor 30 bin lirayı da başka bir yerde tarla aldım diyor. 20 bin liraya altın aldım diyor. İşte 15 liraya başka bir şey aldım diyor. Bir tane diyor Bodrum Kat Beşiktaş'ta diyor. Senin sayende ben bulmuştum. Aldım diyor 35 bin liraya diyor. O zaman 35 bin liraya. Şimdi o 35 bin liralık camı olmayan izbe diyor. Şu an 700 lira etti diyor bak şimdi. O tarla diyor 300 etti diyor. Öbürü benim mayalarım diyor çoğaldı diyor. Ne oldu diyor bir altınları da biraz sirkeledik diyor. Bir baktık 1-200 paramız var. Rakamları atarak söylüyorum şu anda. E 300 de diyor bir yerden borç aldım. Altını bir buçuk ev alabildim diyor. Şimdi Türkiye'de bütün bu bu fiyatlara evlerin satılma nedeni bakın. Kimse krediyle bu kadar ev alamaz. Ya da kimse nakit almıyor. Herkes bir mayası var onu satıyor. Yani babadan, anneden, memlekette, köyde bir şeyini satıyor. O sattığını yani sattığın üzerine bir şey koyarak alıyor. Ben buna maya diyorum. Eğer siz mayayı yapmazsanız özellikle yeni nesil bunu yapmıyor. Beyaz yakalı, maaşlı çalışanlar, İstanbul'a sonradan e, gelmiş e, daha böyle güzel yaşama hayalleri olan insanlar kazandıkları özellikle plaza insanları özellikle yeni nesil çok güzel yaşıyorlar, güzel arabalara binmeye çalışıyorlar güzel tatiller falan filan yapıyorlar. Annelerimiz, anneannelerimiz gibi yaşamıyor ya maya yapamıyorlar. Maya yapamayınca da ne oluyor? Ya Mert bir buçuğa ben nasıl alayım? Siz şu anda çalışarak bir buçuk milyonluk sıfırda ayarı alamazsınız. Ama benim size söylediğim o apartman görevlisi e, Abdullah abi alabilir. Mayalıklarıyla alır. E, tabii abi abi şuradaki Orf. 30 lira mı? Ben o yüzden hep kendim de kitapta bunu anlattım. Ben maya kavramına çok inanıyorum. Ben nasıl bunları yaptım? Çerkezköy'de gittim 20 bin bir yer aldım. O mayalandığı şey oldu. Mesela e, annem televizyon şu an bu programı seyrediyorsa o zaten an, şey yapacak <laughs> e, hatırlayacak. Mesela ben Bakırköy'de buldum kat alırdım bakır köydeyiz biz üst katlar alacak param yoktu annem hatta çıldırırdı. hep su basıyor mahvediyorsun beni. doğru su basıyor bir sürü sıkıntısı oluyor doğru ama benim gücüm bir milyonluk ev almaya yetmiyordu Ferda Hanım bir şey almak durumundaydık evet, 60 bin yer aldık biz o 60 bin aldığımız yer Maya oldu geçen bir milyona sattık şimdi bakın atabilir mi? paranız geldiğinde insanların şunu anlaması lazım. Bir enflasyonist ülkelerde her yer için geçerli ama özellikle böyle enflasyonist ülkelerde cebinizde bir para var. 150 bin lira paranız var. Siz eğer onunla Etiler'de ya da Nişantaşı'nda ya da İstanbul'un herhangi bir yerinde hayalinizdeki evi almaya beklerseniz çok beklersiniz. Çok Bu gideceksiniz. Çeperlerde Mecidiyeköy olur, bilmem ne olur, Bodrum kat olur, camsız olur, izbe olur, depo olur alacaksınız kaşı yatacaksınız sonra girecek veya alamıyor musunuz tarla alacaksınız T toplarım toprağı alacaksınız Yani böyle yatırım tavsiyesi değil Bilmiyorum ama e e tavsiye edebileceğiniz bölgeler hem İstanbul içi hem Türkiye genelinde var mı? Ya şuralara bakın. Şöyle. İnsanımız yani insanımız bir de nasıl yolunu yordamını bilmiyor yani evet, Bizim insanımız şu şey, takip edenler biliyor. E evet bir bi bi biliyor zaten. Ben genelde e şehrin çeperleri diyorum. Niye şehrin çeperleri? Çünkü bugün e Kurtköy'e bir metro geliyor. Kurtköy acayip değerleniyor metrobüs geliyor Esenyurt'a değerleniyor. Bunların olmadığı metronun, metrobüsün şu an olmadığı yavaş yavaş gelecek olan yerler yeni şehir hastanesi açılan, yeni üniversite açılan yerler. elinde bir yer üniversite açıldı, coştu. Kütahya'da bir yere üniversite açıldı, coştu. Bu işin kuralı çok basit. Ferdinand. Yine aynı şey. Kimsenin bilmediği, hiçbir şey olmayan bir yere bir şey gelirse bir anda çok değerleniyor. Nasıl Kurtköy Havalimanı geldi, uçtu gitti. İşte Arnavutköy Havalimanı geldi, uçtu gitti. Bu tip yerler. Bölge bazında birebir isim vermem gerçekten çok spekülasyonlu, evet, fiyatlar evet. coşuyor ama TİOS'unu veriyorum sadece. Bir yere üniversite gelecekse, bir yere büyük bir fabrika gelecekse, bir yere büyük yani bana deyin ki ben Yozgatlıyım. Yozgat'a bilmem ne üniversitesi açılacak, hemen git o üniversitenin yanına tarla al, ev al, ne alıyorsan al diyeceğim. Ya da büyük bir fabrika geliyor. X fabrika, Merinos geliyor, ne bileyim işte Koç grubu geliyor, bilmem ne geliyor. Bir fabrika mı açıyor? O fabrikanın etrafına. Çünkü oraya istihdam geldiği anda fiyatlar orada artıyor. Dolayısıyla bu dönemden küçük alsınlar. Ama ee, o zaman mesela şöyle. Bir de küçük almayı unutmasınlar. Büyük küçük. Değil. Küçük. küçük. İnsanların en büyük atladığı şey o. Türk kafası hala tam o noktaya gelemedi ama ben bunu Avrupa'da gördüğüm için şey yaptım. Ben o yaşlarda o yüzden aldım. 17 metrekare. Fransa'da insanlar evlere uçuk paralar verebiliyorlardı. Burada 17 metrekareyi hala gençlere anlatamıyorsunuz. Bir sürü akrabama yer aldırdım. Böyle küçük daireler annelerine, annelerine söylemiyorlar. Çünkü... 17-18 metrekare en malını yapıyor ama insanlar artık bireysel yaşamak zorunda oldukları için hayat çok pahalı olduğu için en çok para bakın küçük evlerde var en çok prim onlar yapıyor en rahat onlar satılıyor en rahat onlar kiraya veriliyor e, yakıt parası daha ucuz vesaire dolayısıyla bana bir artı sıfır diyeyim ben göz, gözüm kapalı her yerde alırım ha orada şu yine her şeyi bilenler e, şöyle bir şey eleştirde bulunuyorlar e, ya işte orada kötü insanlar kötü işler yapan insanlar şimdi kelimeyi çok kullanmıyorum da Bilmem ne insanlar iş yapıyorlar bilmem ne hani ahlaka uygun olmayan e kardeşim o bir artı sıfır değil bir artı birde de yapılıyor üç artı birde de yapılıyor kötü insan ha, her evet. yerde var kötü iş her yerde var bilmem milyon dolar rezidansta da yapılıyor yani onu anlamak lazım bir artı sıfır rezidansta yapılınca mübah e, sen yurtta veya başka yerde mi yapılınca günah dolayısıyla siz düzgün kiracıya verdikten sonra öğrenciye verdikten sonra maaşı çalışan düzgün insana verdikten sonra veya yabancıların düzgününe verdikten sonra yabancılar da çok düzgün kiracılar yabancılardan çıkıyor bu arada e, düzgün yerlerde. Onlar aldık. geldi evsiz kaldık evet, ama. Maalesef onlar da çok arttırdı. E, dolayısıyla bu tip yerleri aldığınızda maya olacak. 100 bin liralık yeriniz 500 olacak. Bakın tekrar söylüyorum. Bir buçuk milyon ev, ev, o zaman geldi şey diyeceksiniz Mert Bey. Evler bir buçuk oldu çok arttı ama şükürler olsun benim 100 liralık evim de 800 oldu. Sizin trendi kaçırmamanız lazım. Bu sadece İstanbul'da olmak zorunda değil. Yine yani yok. Anadolu'da da çok büyük fırsatlar var. Özellikle bazı illerde yine isimlerini vermeyeceğim. 12-13 yıldan ortaya eden evler var. İstanbul'da 300 ay. İstanbul'da gerçekten mantıksız. 300 ayda amorti ediyor ama bazı yerlerde 12-13 yıl, 150 ayda amorti eden yerler var. Öyle yerlere yönelsinler. Mesela TOKİ projeleri var ya başladı evet, işte evet, devam eden var, evet, başlayacak evet, olan var ya. Orada da insanlar hep eve odaklanıyor ama orada da bir yaşam alanı kurulacağı için işte bakkala ihtiyacı olacak, kuaföre ihtiyacı olacak. iş fırsatları da var aynı zamanda değil mi bu yeni yaşam yerlerinde? Belki bunları da takip Vallahi, edebilirler. Vallahi zaten akıllı insanlar bakın e, akıllı insanlar bir pizzacılık, pizza şirketi ha. açacaksanız mesela ya da bir emlak şirketi açacaksanız, açacağınız yer Nişantaşı değil artık. Çünkü Nişantaşı dolmuş, herkes orada bu işi yapıyor. Gideceksiniz, o yeni açılan, yeni yapılan toki veya yeni yapılan yeni emlak konusu... Yerleri. Tabii siz hangi oturuyorsunuz, örnek veriyorum diyelim. Bilmem ne, aa oldu bilmem ne yapılıyor, aa oldu bilmem ne yapılıyor değil mi? Temelden gidip doğup, onun orada kuru temizlemeci açarsanız, e, ondan sonracıma e, restoran açarsanız, balıkçı açarsanız çok çok daha rahat para kazanırsınız. Ama gidip de nişan taşında açmaya çalışırsanız orada zaten oturmuş emlakçılar oturmuş balıkçılar var. İş yapmanız kolay değil. Hayat çok aslında çok zor değil. Biz insanlar olarak kolaya kaçıyoruz. Ne yapıyoruz? Herkesin yaptığı sürpriz psikoloji çok tehlikeli bir şey. Ah, evet. Her şey psikoloji. Yani hisse alırken de herkesin yaptığını yapmaya çalışıyoruz. Mesela bir ara otel kuryası çok tuttu. Herkes otelci oldu. Bir baktım herkes tüpçü, sütçü, yoğurtçu, otelci oldu. Bir ara inşaat şirketi sektörü coştu. Herkes inşaatçı oldu. Tüpçü, sütçü, yoğurtçu, inşa inşaatçı oldu. Hayır kardeşim. Kimsenin biraz daha yapmadığı, girmediği şeylere girerseniz çok güzel paralar kazanırsınız. Çok sizinle konuşmak istediğim bir konu kitapta da var. Ee, söz size ait değil, alıntı yapmışsınız evet. Henry Ford'dan ama okumak istiyorum. Evet. E, bankacılık sistemini, para piyasalarının işleyişini insanların anlamaması iyi bir şey, ünlem. Her şeyi anlıyor olsalar kesin devrim olurdu. Burası da soru işareti bana göre. Biz şimdi o işleyişi bilmediğimiz için aslında... Pozitif anlamda iyi durumdayız. Şöyle bilsek herhalde delirirdik. E, tabii. Nasıl işliyor? E, yani her şeye dair bir güvensizlik var ama bankacılık sistemine de bir güvensizlik var insanlarda. Aa, bir kiralık kasıtlı tutayım Sanırım. mı diyor. İşte e, altını fiziki mi tutayım? E, fon olarak mı tutayım? Ne yapayım? Şimdi ilk sorunuzdan başlayayım. Bu bankacılık sistemini Henry Ford'un anlatmaya çalıştığı şey şu. Benim de katıldım. Öyle küçük küçük. ...nuanslarla öyle güzel e, servet transferleri yapılıyor ki dünyada. E, orta sınıf yavaş yavaş yok oluyor. E, bunun en güzel örneği işte enflasyon. Enflasyon arttırılıyor. Enflasyon dünya her yerinde yani. Türkiye'deki zaten inanılmaz ama dünyada da aynı şekilde. Ben çünkü sürekli Avrupalılarla da iş yaptığım için orada da inanılmaz canları yanıyor insanların. E, metro fiyatları orada da bazı yerlerde ikiye katladı falan. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de de dünyada da bir şekilde enflasyon yoluyla insanların orta düzey, orta sınıf insanların parası zenginlere aktarılıyor. Ee, aynı şekilde bu bankacılık sisteminde de yapılan bu faiz ayarlamalarıyla, faiz artışlarıyla o faizi bazen indirip bazen çıkararak bazen borsalara düşürerek bazen indirerek bazen konut fiyatlarını arttırarak düşürerek sizin servetlerinizi paranızı bir şekilde ayarlıyorlar alıyorlar ve siz bunu fark etmiyorsunuz bile sonra ruhunuz bile duymuyor. Dolayısıyla e, bak, kredi kartları aynı şekilde dünyanın en tehlikeli şeyi çok faydalıymış gibi gözüküyor. Bununla ilgili de çok tartışma yapılıyor. Herkes bana ya işte kredi kartını ben bilinçli kullanıyorum. Ne kadar bilinçli kullanırsan kullan. Senin bir şekilde fark etmeden tüketimini artmanı sağlıyor. Arttırmanı sağlıyor bu. Hiç fark etmiyorsun. Tüketimi daha çok harcıyorsun. Ve sistemin kölesi oluyorsun. Yani sonuç itibariyle Henry Ford'un demek istediği şey şu. Burada öyle bir düzen var ki bu düzen senin daha çok tüketip, daha çok köle olmak üzere, daha çok borçlanman üzerine bir sistem kurmuşlar. Bankaların ve IMF'nin ve diğer bu Dünya Bankası vesaire kurma amaçları da bu. Tüketici kredileri, kredilerinin üretilme amacı da bu. Amaç daha çok borçlu, daha çok gezen, daha çok harcayan, daha çok marka kullanan, daha marka saat, daha marka bilmem ne kullanan e, insanlarla, insanlar olması. Bu insanlar ne kadar çok olursa da işte bu Elif Ordu'nun dediği gibi devrini yapamayacak, isyan edemeyecek, itaat etmek zorunda kalan, biat eden insanlar topluluğu oluşuyor. Bakın yine çok enteresan bir şey söyleyeceğim. 1968 yılında her yerde öğrenci olayları, bilmem ne olayları vardı. Yıl 2022 oldu. Bir sürü fakirlik var dünyanın her yerinde. Bir tane düz olay olmuyor. Bir Fransa'da sarı yelekliler çıkıyor. O kadar. Hı. Niye olmuyor? Niye? Çünkü 1968'de insanlar bu kadar borçlu değildi. Fakat kredi kartları o kadar damarlarımıza kadar işledi ki o kadar borçlusunuz ki bugün en kötü olay için bile isyan etmeye kalkınca şunu düşünüyorsun. Ay ben bu eyleme gidersem ya da bu patrona kızarsam ya da bu tweet'e atarsam ya da buna isyan edersem bir işsiz kalırsam ben ne olacak? Benim patronum bunu görürse ne derim? E şimdi kolay mı? Ben bile şimdi bir Bonsu şey atacağım. Borçlu olduğumuz için itaatkar tabii olduk. Tabii ki. Tabii ki seni. Ya düşünsenize için. bir şirkette çalışıyorsunuz ve çok yanlış bir uygulama gördünüz. O tweet'i attığın anda senin patronun sana şunu dediğinde at sil şu tweet'i dediğinde bankada 500 bin liranız varsa o tweet'i silmeyebilirsiniz ama kredi kartınızda 50 bin lira 60 bin lira geçen yıl gittiğiniz tatilin kredi borcu hala sürüyorsa siz o tweet'i özür dilerim patron dersiniz silersiniz. Sistem sana bunu yaptırmaya çalışıyor. E bu küresel çalışıyor. çarkı nasıl kıracağız? Bu küresel çarkı Anlattıklarını yine... Anlattıklarınızı tabii. Allah Evet, aynen öyle. Yani bu küresel çarkı... Kredi çarkının, kartı kullanmayın. Yani e, bu, küre, aynen bu küresel çarkı kullan, şey yapının basit basit zaten bu kitap e, veya bu kitap gibi işte Robert Kiyosaki'nin kitapları. Bu tip kitaplar okunursa hatta okunma da yetmez. Bunlar hayatta uygulanırsa, hayatta da uygulamak yetmez. Biraz zor bir şey ama bunu bu tip kitapları okullarda müfredata sokarlarsa siz zaten küresel çarkı kırarsınız. Kırmış olursunuz. Nasıl kırarsınız? öyle bir ülke olursunuz ki ben her yerde söylüyorum ey diye masaya vurdunuz da dünya titrer. Düşünsenize bugün Ferda Hanım Türkiye'de lüks cipleri görüyorsunuz, lüks arabaları görüyorsunuz, lüks saatleri görüyorsunuz, lüksü görüyorsunuz. Türkiye'de var yani şu benim telefon ucuz bir marka ama her yerde çok pahalı bir telefon markası var herkesin elinde. İnsanlar bunları almasa bir hayal kuralım sizle bir metap şey yapalım. E, bunları almasa Türk insanı 80 milyon insan hepsi köşede tutsa bunları 1000 dolar 2000 dolar herkesin köşede parası olsa 80 milyar dolar ya da 80 trilyon dolar Türkiye'nin dünya bankalarında parası olsa. Hatta daha da ileri gideyim. Bununla gitsek Amerika'da bu Türk insanları gitse Amerika'nın en değerli şirketlerini Twitter'ları Amazon'ları ele geçirse alsa. Türkiye en iyi diye masaya vursa ne olur? Titretir. Titretir. Sözü geçer. Bir anda korkar insanlar bizde. İşte sorun o. Dünyada artık böyle bir sistem var. Savaşlar artık ekonomiyle oluyor. Paran varsa güçlüsün. Dünyada ben şimdi ülkelerin isimlerini vermeyeceğim. Bu ya Bu küresel dünyadaki o küresel çarkın da kırılması gerekir. Sadece Türkiye'nin onu kırması yetmez. Tabii tabii. İliklerimize kadar işlemiş bir sistemden bahsediyoruz. Evet zaten onu da kırdırmazlar. Yani zaten onu kırdıracak bir adam geldiğinde bu mert Heh, değil yani, bilimleri olduğunda da mutlaka, Dünyada bir devrim olması lazım. E, 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 onu ya trafik kazası geçirtirler ya bir şey olur ya adama kanser olur. Ölür gider öldürürler bir şekilde. Ama hani bu gerçekten insanların ruhuna işlese. Ee, o zaman zaten çok daha farklı olur. Bunu yapan ülkeler var mı? Var. Norveç yapıyor bunu, işte İsviçre yapıyor, İsrailler yapıyor. Belli insanlar var dünyada. Ee, belli bir grup insan var. Diyorlar, diyorlar ya dünyada işte 5 aile. Evet belki 5-10 aile var ama 5-10 aile dışında da belli ülkeler var. Bunları çok güzel yapıyorlar. Yani Norveç diye bir ülke var mesela. Bir varlık fonu var adamların. Öyle bir varlık var ki varlık fonlarında. Adamlar o varlık fonlarını hala benim babaannem gibi kefen parası olarak, onlar kefen parası diye kullanmıyorlar bunu ama benim babaannem gibi kefen parası olarak saklıyorlar. O varlık fonundaki o petrole dokunmuyorlar. Niye? Yarın bir gün ihtiyaç olur diye tutuyorlar. Aynı şekilde Amerikan Merkez Bankası olsun, Amerika belli şekilde petrolün belli kısmını tutuyorlar. Yani belli ülkeler ya da İsrail aynı şekilde bazı Amerikan tahvillerini tutuyor. Yani siz eğer zaten böyle parayı tasarruf edip lükse değil, gösterişe değil, tasarrufa yöneltirseniz ve onları köşede tutarsanız ülke veya bireyler olarak Dünyayı da yönetirsiniz, sesiniz de çıkar. Ama biz bunu yapmadığımız bir ülke olarak, biz sürekli gösteriş yapalım, daha çok harcayalım dediğimiz için... ...biz şu anda borç içindeyiz. Borç içinde olduğumuz için de çok güzel yine baban evinin sözü vardır. Borç yiyen... Ee, kesesinden yer der. Kesesinden yer. Bir de borç alan emir alır maalesef. E, maalesef o durumdayız. Bunları azaltmamız lazım. Bu bir günde olmaz. Bu bir kültür. E i̇nşallah yeni nesil yavaş yavaş bunları... E, e, arttırır. Mesela ben bunları programları yaparken sizin sayenizde, sizin gibi birkaç dostum sayesinde. Türkiye'den mesela çok ciddiye alınmıyor. Veya çok dalga geçenler oluyor. ama Avrupa'dan inanır mısınız? Yani Şu an programı seyredenler, Almanya'dan, Norveç'ten, İngiltere'den. Hepsi de Türk. O <laughs> kadar güzel şeyler yazıyorlar ki. Çünkü Değil diyorlar güzel. ki, çünkü şunu diyorlar. Mert Bey, şimdi sizin dedikleriniz Türkiye'de çok anlaşılmayabilir ama burada biz Almanları görüyoruz. Burada biz Fransızları görüyoruz. Burada biz Norveçleri görüyoruz. Valla böyle yaşıyorlar. Adamlar böyle yaşadıkları için böyleler. Bakın gerçekten böyle yaşayan ülkeler böyle oluyor. Ya en lüks arabaya binelim, en lüks evde oturalım, en marka çantayı, saati takalım, kafasından çıkamadığımız sürece borçlu olup birilerinin de kölesi olmaya devam Aynen, edeceğiz. Aynen böyle de olacağız maalesef de böyle Niye olacak. Niye böyle? İzinetik kodlamamızın iki var nedeni bu? var bunun. bunun, statü e, bunun i̇ki nedeni var. Bunun iki nedeni var. Birincisi şu. Birincisi bizim Orta Doğu şeyimiz var, kültürümüz var. Biraz Orta Doğu'ya yakınız. Bu Orta Doğu'ya gittikçe daha çok artar. Dubai'ye falan gidin, Arabistan'a gidin. Her yer altın varaklıdır ya da lüks arabalar daha fazladır. Norveç'e gittiğinizde de parmak arası terlikle adam dolaşır. Hiç umursamaz. Ee, ya da eski bir arabayla dolaşır. Steve Jobs'un veya işte Warren Buffett'in arabalarına bakın. inanmayanlar baksın. 20 yıllık araba kullanılır. Önemsemezler. Şimdi e, bu biraz kültürel bir şey. Bu bir. İkincisi de maalesef e, buna civilization deniyor. Zamanla, toplumlar yani ilk önce... Ee, bu para yeni para deniyor. Yani ilk parayı kazandığında insanların bir parayı gösterme ihtiyacı oluyor. Düşünsenize 20-25 yıl boyunca fakirlik çekmişsiniz. Ülke olarak veya birey olarak. Babanız çalışmış çok zor şartlarda. Sen 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ilk defa varlık sahibi olmuşsun. Diyorsun ki ben zenginim. Görün diyorsun beni diyorsun. Şimdi bu ilk zenginler göstermeye başlıyorlar. Hatta buna maalesef kötü bir sözdür ama zengin zenci sendromu denir Amerika'da. Orada para kazanan böyle biraz üç kağıt işler yaparak para kazanan zenciler hemen buraya kadar altın takarlarmış. Göstermek için. Bu bizde de başka şekilde var. E, maalesef bu göstermeyi seviyorlar. Ama bu sonraki jenerasyon zenginin çocuğu olunca zaten ben zenginim diyeyim, bunu göstermeme gerek, yok, gerek diyor. yok diyor. Hakiki zenginin çocukları torunları da çok mütevazi oluyor. Türkiye'de 4-5 aile vardır ki o kadar zengindir ki gazetede adını bile duymazsınız. Veyahut da vergi listesinde adam utanır, utanacak sır saklıyor gibi. En çok vergi isteyen, ödeyen listede isminin e, adının e, saklanmasını isteyen biri diye yazar. İsmi yazmıyor bakın. Öyle insanlar var. Adam vergi ödemiş onu bile göstermek istemiyor. Bir de ben araba aldım sevgilime diye haber yaptıranlar vardır Türkiye'de. Şimdi böyle bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla da bu bizim kodlarımıza da işlediği için bir de bu yeni teknolojiyle Instagram'la diğer şeylerle iyice bize pompalanıyor. İnsanların zaafları. İnsan kitapta da anlatıyorum. Psikolojiden ve zaaflardan yaratılmış Ferda Hanım. Herkesin bir zaaf var. Instagram veya diğer şeyler sizin öyle bir algoritmalar zaaflarınızı buluyor ki size küpe yolluyor. Bana telefon yolluyor. Öbürüne araba yolluyor. O öyle güzel reklamlar yolluyor ki siz de insansınız. E, bin kez aynı Mevsimize şey. Hepsinize Evet yeniliyorsunuz. Dolayısıyla e, maalesef de bunu daha da pompalayacaklar. sistem böyle dönmek zorunda. Ne kadar çok insanı harcatırlarsa o kadar başarılı olacaklar. Doğru. doğru. sidik yarıştırmayın kimseyle diyorsunuz. Bu, bu ne demek? E, finansal e, anlamda. E, şu demek e, ben yine şunu gördüm ki başarılı olan insanlar. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin e, patronları eşlerini görüştürmüyor mesela. Tamam mı? Ben bunu sordum. Niye dedim. Çok ilginç mi dedim. E, Bizde bu bir kültürdür dedi. Çünkü eşler görüşürse dedi. Bu dediğim silik yarışımı kelimesinin farklı bir şekilde ben onu idrar yarıştırmakta diyorum. İdrar yarıştırıyorlar ve ben onu aldım. Benim evim daha büyüdü. Benim oğlum daha akıllı. Hmm. Benim oğlumun arabası daha iyi. Seninki daha iyi derken holdingler içinde çekişmeler oluyor ve sonuçta bazılarında iflaslar ve çöküşler oluyor. Dolayısıyla da e, bu o, orada gördüm çok zengin bir aile bunu böyle uyguluyor başka ailelerde de onu gördüm dolayısıyla da siz e, kendi e, cenahınızda kendi e, sosyal statünüzdeki arkadaşlarla görüşürseniz para biriktirmeye devam edersiniz ilerlemeye devam edersiniz ama kendinizden 4-5 e, level yüksek insanlarla gezmeye arkadaşlık etmeye başlarsanız Olaydı ister istemez tabii ki insan doğası yine psikoloji o arabayı almak isteyeceksiniz o çantayı almak isteyeceksiniz ve ne olacak biliyor musunuz daha çok kazanan, daha çok harcayan, daha çok borçlu ve işin daha kötüsü ne biliyor musunuz? Daha mutsuz. Bakın mutluluk her şeyden önemli. Daha mutsuz olacaksınız. Yani belki villada oturacaksınız o arkadaşlarınızla oturduğu için ama o borcu onlar kadar rahat ödeyemediğiniz için, o kirayı onlar kadar ödeyemediğiniz için stres içinde olacaksınız. Ama onun yerine o toksik dediğim insanları çıkarıp kendi seviyenizde gerçekten hazmetmiş, mutlu olan insanlarla görüşürseniz o kadar keyifli yaşayacaksınız ki, aa basit bir sitede, basit bir arabayla Basit bir şekilde de mutlu olunduğunu, çok daha farklı kültürel aktivitelerle mutlu olunduğunu göreceksiniz ve çok Şunu mutlu yapmam, olacaksınız. Şunu yapmam, onun yerine köşeye atarım, koyarım hmm. dediğiniz ne var? Ben kendim için zaten yapıyorum mesela bir tane geçen, bir iki yıl önce hatta geçen derken bir tanıdık bana dedi ki bir araba alacağım. Araba gerçekten Allah'a var güzeldi ama oturacak evi var ama istediği gibi evde değil ama hayal çocukları da var iki tane güzel bir araba alacaktı. O zaman araba 800 bin liraydı. Ben dedim bu arabayı alacağına dedim, git dedim bu arabanın 20 yıllık versiyonunu al dedim 200 bin liraya, 700 bin liraya git dedim, ee, gelecekte bir proje olacak, iyi bir yer vardı, ee, o bölgede büyük bir tarla al dedim. Ee, o tarla, araba şu an ikiye falan katladı ama o tarla ona katladı. Ee, ve yarın gün o tarladan belki 40-50 tane dairesi olacak ve istediği kadar araba alacak. Alsana ee, finansal özgürlük. Ha, finansal özgürlük yani bu tip şeyler yani bazı şeylere doğru yerde doğru yatırım yaparsanız işte o kulaklık yerine hisse senedi almak gibi e, araba yerine büyük yok, tarla yok, şöyle almak gibi. Gündelik hayattan örnekler verin. Herkesin yapıp Mert bas Başaran'ın asla ben bunu yapmam değilim. Ya şöyle diyeyim. söyleyeyim mesela benim telefonum çok basit ha, bir çok markanın basit, evet. ucuz bir telefonu. E, saatim şu anda caf caflı gözüküyor hatta her yerde soruyorlar bilme, Rolex <laughs> mi diye. Hayır Rolex değil. 2. Çok ucuz bir markanın yine bir marka Türk bir marka böyle bir saati çok ucuz yani o zaman 600-700 almıştım. Şimdi belki 1000 lira olmuştur. İşte şu üzerimdeki şey bir tek bu markadır. Bunu da bir arkadaşım aldığı için böyle çok büyük bir marka değil ama bir marka bir şey. Onun dışında diğer Bahalı şeyler. yemeklere gider misin? E, yemek mesela? için, yemek için şöyle ben yemek bir de yemek zevkim vardır ama yemek de şöyle şu an mesela sizle çekim yaptığınız yer çok güzel bir yer. Burada çok ünlü bir kebapçı var ama lokal bir yer, 6-7 masalık bir yer. Hemen bir arkadaşımı çağırdım. Buraya kebapçıya gideceğiz. Böyle lezzet olunca her yere gidelim ben lezzet için insan ben yaşamaktan dayanayım yani ben <laughs> şey değilim ben bu <laughs> tasarruf koşulu yaparken sizi dinleyenler şöyle dedi Mert Bey biraz cimri yok hayır i̇şte, hayır ben yaşamak için ben yemek Doğru. için çok güzel yaşarım e, ya da başka sevdiğim içki e, alkol demek istemiyorum burada içtiğim sevdiğim içki olabilir e, lezzet aldığım başka bir şey olabilir e, yani tatlı olabilir demin gedik bak ne güzel bir tatlı yedik tatlı getirmişsiniz sağ olun güzel şeyler için keyif alacağım şeyler için para harcamayı severim güzel bir konser olur ama ayarında ve dozajında mı şu bakın şu ben kendim için her şey yapmaya yanayım. Ben Ferda Yıldırım'a hava atacağım. Ferda Yıldırım'a gösteriş yapacağım diye o restorana gitmeye karşıyım. O restorandaki o etin değeri 100 lirayı, 100 lirayı helal olsun derim. Ben ama o 100 liralık et değil. Et 20 lira ama ben onun kapısında selfie çekeceğim. Ferda Yıldırım beni likelayacak. Konu komşu bana hayran olacak diye ben onu vermeye karşıyım. Dolayısıyla ben Türkiye'deki sorun o. Adam telefonun özelliklerini bilmiyor. Ee, o telefonu kullanıyor. Cip alıyor hayatta araziye çıkmıyor. 4 çarpı 4 alıyor kullanmıyor. işte. sıkıntımız o. Yoksa Ferda Hanım tabii ki kullanılsın. E, yurt dışına gidip iyi bir yerde bir yemek de yenebilir. Lezzetli olduktan sonra imkanınız varsa. Sıkıntı şu. Biz Türkiye'de bunları kendimiz için değil fotoğraf çekelim. Selfie'ye koyarım. Baktığınız zaman sosyal medyada herkes mutlu. Herkes evli mutlu çocuklu. Herkes mutlu. Herkes neşeli. Ama çoğu gerçek değil. O zaman şöyle toparlayayım. Çok güzel önerilerde bulundunuz. Ben bir kere daha böyle Yok. ufak ufak toparlamak istiyorum. Siz de lütfen Hı -hı. E, katkınızı esirgemeyin. Hı -hı. Çok önemli insanımız Hı -hı. için. Hepimizin zaten canı burnunda. E, hayat bağlılığı mahvediyor insanları. E şöyle de biz bazen böyle önerilerde bulunduğumuzda da paramız var mı ki alalım diyorlar. Sizin ama tabii ee, zar zor geçinenlere de önerileriniz var. Söyleyin. Ben şunu söyleyeyim. Söyleyin. Şunu söyleyeyim. Yine bir televizyon programında başka bir e, dostum bana bir şey öğretti. Herkesten bir şey öğrenmeyi çok seviyorum. Dedi ki benim bir kumbaram var dedi. Ya gitseydim kumbarası dedi. O nedir dedim. Kumbara koydum ben dedi. Mesela taksiye binmem gerekiyor dedi. Yağmurlu hava biniyorum. Bazen binmiyorum yürüyorum. O zaman diyorum ki dedi bu taksiye binseydim kaç lira harcayacaktım? O kumbarayı atıyorum dedi. Aynı şekilde mesela bir yere yemeğe davet ediliyorum. Gidemedim değil mi? kumbara yatıyor Dolayısıyla herkes... O ya gitseydim ya yapsaydım. Evet kumbarası, kumbarası yapın. O kumbaraya şunu yapın. Ya bugün şunu yapmasam ne olur diye bakın. Ve o kumbaraya atın. O kumbaraya attığınızda mutlaka küçük küçük paralar birikecek. Onları da sonra mümkün olduğu kadar altın şeklinde atmaya çalışın. Gram altın vesaire. Dolayısıyla küçük küçük paralarla birikiyor. dişten artıyor. Gerçekten artıyor. Yeter ki arttırmayı bilelim yani. Ev alacaklar için hala fırsatlar var dedi. Küçük alın dedi. Evet. 1 artı 1, 1 artı 0. İnsanlar bunu söyleyince biz nasıl orada yaşayalım, nasıl su diyorlar. Yaşamak için Tasarruf yapmak için, mayalamak Maya için. için, yatırım yapmak için diyor. Mümkünse metrobüs, metro evet. geçebilen yakınında olan evet. yerler, üniversite hastane, evet, evet, evet. üniversite olan yerleri tercih edin dedi. Ee, ama küçük olanı bilhassa vurgu yaptı. Bir şeyin fiyatı düşükken alınır en yüksekteyken en zirvedeyken alınmaz dedi. Aynen. Altın mesela şu an düşük. Altın düşük, Alın gram alınıyor. olarak yüksek gibi gözükse de ons bazında olduğu için düşük. Gümüş düşük. Bunlardan korkmamak lazım bu aralar. Borsadaki manipülasyona aman dikkat. Borsa ile ilgili lütfen. Evet. Evet. lütfen dikkat. Borsa ile ilgili diyor. lütfen programın başını sayısında çok detaylı anlattım. Borsada çok dikkatli olun. Çok enteresan şeyler yapılıyor. Bazı insanların canı yanacak. Ne olur bilmeden bu işlere girmeyin. Bir de yurt dışı borsalar şu anda. Amerikan borsası ucuz. Orada küçük küçük yer becerebilirseniz bunları alın. Bireysel emeklilik çok önemli. önemli. Bireysel emeklilikte şu fonlarınızı iyi yönetin. Bakın geçen sene bu da size yine bir şey atayım. <laughs> geçen sene doğru fonu parasını koyan %175 yapmış. Yanlış fona koyan %20'de kalmış. Bakın enflasyonu eritmiş parasını. Dolayısıyla bireysel emeklilikte mükemmel bir sistem ama sen of bireysel emeklilikte fonlarını takip etmiyorsan Yarın paran param pul olacak sonra bireysel emekliye kızma. Doğru fon ne? Ondan doğru fon ne Hiç nedir? bilmeyen için. İşte hiç bilmeyen doğru fon şu. O dönem ne ucuzsa demin konuştuğum gibi He. o fonları aktarmanız lazım. Ve bunu da siz kendiniz beceremiyorsanız bir tane danışmanınız olması hocam. lazım. Gidin o fon şirketine, bireysel emekli şirkete deyin ki bu ay buraya nereye yatıralım? Yani tepedeyken istediği değil arsa şey e, altın almak lazım Gibi 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 ona göre dağıtması lazım sepete. Son sözde şunu söyleyelim. Kitabının arka kapağından eski Roma'da köleler çalışarak özgürlüklerini satın alabiliyorlardı. Siz de kazandığınız mevcut parayla özgürlüğünüzü satın almak istemez misiniz? Modern kölelikten çıkış pasaportunu almayı anlatıyor bir kitap. Ee, okumayanlar için bir kere daha tavsiye edelim. Finansal özgürlüğe kavuşmak isteyenler hem yayını izlesin, izlettirsin hem de Mert başarının kitabını okusun. Mert Bey yine çok şey öğrendik. Çok teşekkür ne ediyoruz. Ne mutlu bana. Umarım paylaşıldığınız için. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için de sizlere teşekkür ediyoruz.